önce o düğünde, şimdi biz fotoğrafları bir ekranlara getirmiştik ya, düğünün görüntüleri elimize ulaştı. Dolayısıyla o görüntülerde hem Murat var, ablanız var. Kadir'in kızı Kiraz'ın düğününde, Ankara'da, Şerefli Koçhisar'da. Hı hı. O anları bir ekranlarınıza getirelim. Aslında şimdi Turgut Bey sürekli o sözü söylediği iddia ediliyor. Ben bir... Ama asıl olayın şeyi, yani cinayet kararı ya da işte ölüm şeyi acaba o düğünde mi verildi? Düğün kırılma noktası mıydı? Çok merak ediyorum. Yani o düğünde sizin iddianıza göre kavga ettiler. Hatta Kadir de Murat'ın da ifadesine göre, pardon, Turgut, yani aynı sözü düğünde söylediği de söyleniyor. Cenazenin cesedi yerine geçeceğim ama o düğünü önce bir ekranlarınıza getirmek istiyorum. Getirir misin lütfen ekranları? Şimdi Tülay, sen de o düğündesin. Evet, ben de demiştim o düğünde. Ya o düğünde şimdi bizim izlediğimiz görüntülerde mutlu bir kadın görüyorum ben. Ben yanılıyor muyum yani? Öyle görünüyordu. Ya her zaman gönül alınıyor zaten. Mutsuzluk olduktan sonra. Hayır ama biz şunu her soruyoruz. Her zaman geri tekrar gönül almaya çalışıyor. Ya da kendini mi öyle göstermeye çalışıyor? Ama, şöyle Orhan Bey, şimdi düğünde, yani düğünde işte kardeşinin işte abisine diyor ki Murat, Turgut'a. İşte beni aldatıyor, şundan bahsediyor. O da diyor ki nasıl bunu kabul ediyorsun, sen nasıl bunu böyle yapıyorsun? Özledin tabii değil mi? Yani Murat da zaten 200'lü yani. Bana ayrı konuşuyor, başkasına ayrı konuşuyor. Onun için de hep ayrı oluyor yani. Ay, bir dakika Tülay. Ama Didem Hanım, o bir de böyle bana Didem abla der misin? Boşver Hanım'ı. Didem abla, kurban olurum. Heh. Öyle bir aileye bir kötülük yapmadık. Yemin ederim de yapmadık. O babam ekran başında böyle oturuyor. Ya resmi gözümün önüne geldiğinde ben bile düşünemiyorum ya nasıl böyle katledildiğini. Bir kefeni hak etmedim o kadın. Kurban olayım. Bir kefen. Gözümün önüne geldiğinde ben bile düşünemiyorum yani nasıl katledildi, nasıl öldürüldüğünü ben bile düşünemiyorum. Kurban olurum sana Didem abla. Kurban olayım, bulun onu. Yemin ederim. Elimden geleni yapıyorum. Elimden geleni yapıyorum. İlk önce Allah, sonra sen, kurban olayım. Babam böyle ekranların başında diyor böyle ki. Böyle oturup izliyor mu? Böyle mi izliyor? İzliyor. Kalefenin içinde böyle diyor. Yazık. Hadi otur. Hadi gel. Otur. Kurban olurum yine vallahi. Kurban olurum. Kurban olurum. Başım gözüm üzerine. Lütfen. 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 Elimden geleni yapacağım. Ne olur kurban. Lütfen. Ay, beni mahvetmeyin. Nasıl kıydın ağzı? Nasıl kıydın ağzı? Ah, şimdi bak. Yani. Cinayet kararı sanki bu düğünde verilmiş gibi geliyor bana. Eğer doğruysa Murat'ın dedikleri ilk ifadesi. Dur, her Recep ne dersin? Yani senin abini sen tanıyorsun. Turgut'u tanıyorsun. Murat'ı da tanıyorsun. Onlar senin yani baba bir, anne ayrı. Ya öz baba, öz şey abin yani. Kimseyi suçlamak istemiyorum Dilem. Turgut bu böyle bir şey söylemiş midir bu düğünde? Murat diyebilir. Diyebilir ama kimseyi suçlamak ama istemiyorum. Ama neden bir ben sadece delillerimle ama geldim. Ama neden bir Dilem'de? Biz onlara bir zarar yapmadık. Ben buraya delillerimle geldim Dilem. Neden bir Dilem'de? Biz onlara ne yaptık? Babam onlara Betül orada, Betül onların Betül babam onlara beni kadın var orada. Dilem abla kurban olurum. Istemiyor. Daha ne istiyorlar bizden?
Ya telefon hattında kim var arkadaşlar? Kim var? Ayşe Ekici var. Tamam Ayşe. Şimdi telefonda bu düğünden önce Ayşe Ekinci kim? Sen söyle istersen. Abla. Evet hepinizin yani senin ablan Murat'ın evet, da ablası. Şimdi Ayşe Hanım hatta mısınız? Evet hattayım canım sizi dinliyorum. Merhabalar teşekkürler. Merhaba şimdi canım sağ olun. Bu düğünden izlediğiniz bu düğünden önce işte evet. Kiraz'ın düğünüyle ilgili olarak Ayşe Hanım senin evet. ablanı Azize'yi arıyor. Tülay evet. sen bu meseleyi biliyor Maria. Musun? Kimi? Sen Ayşe Hanım söyledi abla. Orada sevgili Ayşe'cim sen Azize'nin telefonunu arıyorsun. Evet onu söyledi. O günü bana bir anlatır mısın? Ne oldu o gün? Düğünden canım önce. Benim. Ha, söyle bakayım. Bak düğünden önce bunlar buraya benim yanıma geleceklerdi. Tamam. Bak ben anlatıyorum bak. Sakın tamam. orada Tülay da bana kızmasın. Tamam. Yok kızmam. Tamam mı canım? Yok tamam. abla haklı. Tamam Ayşe'cim. Doğruyu söyledik. Sözünü kesmeyin ben Ayşe'yi bir dinleyeyim. Sözümü kesmeyin doğruları söyleyeceğim. Ben yalan söylemeyi hayata sevmem. Beni siz iyi tanıyorsunuz. Buyurun Ayşe'cim söyle. Şimdi ben sana bir şey söyleyeyim hayatım. Bunlar buraya geleceklerdi. Bunlar Azize ile kavgalılardı. İyi dinle. Ben bunları aradım. O dedi ki abla otobüsüne geleceğiz dedi. Benimkini niye Şaben abim arabasıyla gelin sene dedim. Bunlar da dediler ki Recep ile dedi ki abla Azize bizi istemiyor dedi. Ben de dedim ki Azize sizi neden istemiyor dedim. Onları kapattım Şaben aradım. Azize'nin bende numarası yoktu. Ben Şaben'i aradım numarasını aldım. Azize'yi ben bir sefer açtım kapattı. Tekrar geri aradım telefonu kapatma ben ablanın dedim bak. Tekrar ondan sonra da Azize ile konuştum tamam abla dedi. Tekrar ben geri bunlara döndüm telefon ablam böyle böyle diyor Azize dedim. Bunlar da dediler ki abla biz ona pek güvenemiyoruz. O biraz kavga ediyor bizimle deyince ben tekrar geri Azize'ye döndüm. Azize'ye döndüğümde saat 12-12.30'du. 12.30'da ben Azize'yi aradım. Yalnız oradan bir erkek çıktı numaradan. O öyle tekrar değil bir... abla. Dur. Abla anlatsın. Ayşe Hanım bir anlatsın. Evet. O öyle Recep, değil. Yani Azize bir anlayacağım. Bir dakika. Telefonla konuştuğum aynı mesele. Recep bir dakika. Bir dakika. Tamam Ayşe Hanım. Sözümü kesme. Buyurun. Ben yalan söylemiyorum. Allah için. Allah rızası için ben bunları doğru konuşuyorum. Ben hayatta yalan söylemeyi sevmem. Tamam Ayşe'ciğim beni dinler misin? Didem Yılmaz ben. Dinliyorum. Şimdi o sırada telefonu açtı. Aradığında telefonu bir erkek açtı. Doğru mu? Evet bir erkek açtı. Evet doğru. Ne dedi? Ne dedi sana Azize'nin telefonunu? Ablacığım hiçbir şey demedi Didem Hanım hiçbir şey demedi. Sadece alo dedi telefon geri kapattı. Ben kapattım. Tekrar aynen bir daha aradım. Aynı erkek yine çıktı. Geri kapattım Şaben aradım. Ablam dedim evini aradım. Yalnız bana numarayı yanlış mı verdin dedim. Hayır abla aynı numarayı verdim dedi bana. Ben dedim ki oğlum vallahi bilmem verdiğin numaradan dedim, ikisi sefer aradım. İkisi dedi bir erkek çıktı dedim. Ondan sonra Şaben dedi ki abla sen kapat evi ben bir dolanayım geleyim dedi. Tekrar Şaben eve dolanıp geldikten sonra dedi ki abla dedi bir şey yok dedi bak. Ondan bir zaman geçenden sonra benim kardeşim tekrar geri beni aradı. Bak o olaylar geçenden sonra. Abla dedi bunları dedi acelavan dedi bir dağa götür. Bunlar öyle bir şey yapmaz dedi. Yalnız Azize bana bir mesaj çekti. Azize bana bir mesaj çekti o zaman. Hatta bana dedi benim yuvamı dedi. Daha önce dedi pek mi iyi oldu dedi. Bana. Ben de ona dedim ki bak kızım. Ben sizin yuvanızın yıkılmasını istemiyorum dedim. Ben sizin dedim kötü olmanızı da istemiyorum dedim. Azize'nin böyle ben telefonda konuştum. Ben hiçbir zaman yüz yüze gelip de Azize'yle konuşmadım. Tamam Ayşe'cim dur bir dakika. Bir saniye.